Harvard Üniversitesi Metabolizma ve Genetik Hastalıklar Uzmanı Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil bu akşam ana haber bülteninde konuğumuz. Gökhan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba sevgili Serap Hanım. Teşekkür ederim beni yayına aldığınız için. Biz teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi kritik bir dönemeçte hissediyoruz kendimizi. Hem aşıları dünya paylaşmaya, edinmeye çalışıyor, böyle bir mücadele var. Bir yandan da virüs de değişime uğruyor ve mutasyonlarla bizi zorluyor. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bunlarla ilgili sorularım olacak ama önce son günlerde dikkatimi çeken bir şey sormak istiyorum. Çünkü siz hem genetik hastalıklar hem metabolizma hastalıklar üzerine çalışmalar yürüten bir bilim insanısınız. Türkiye'de bugünlerde bazı laboratuvarlarda, hastanelerde genetik yatkınlık testleri yapılıyor. Kampanyalar yapılıyor bunlarla ilgili. Gelin COVID'i hafif mi geçirirsiniz, ağır mı geçireceksiniz, bunu öğrenin bu testlerde diyorlar. Bu testlerin bir anlamı var mı? Ne demek bu? Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet. Ya bunu cevaplamadan önce tabii belki kısa bir özet yapmak lazım. Yani COVID hastalığını biliyoruz. İnsanlarda birbirinden çok farklı tablolarda seyredebiliyor. Yani bu farklı hem bulaşma hızı açısından, hem hastalığın seyri açısından, hem ağırlığı açısından, hem ölüm oranları açısından, hem de hastalığın süresi. Yani hızlıca gelişen tablolar da var, çok uzun süren tablolar da olabiliyor. Tabii bu kadar değişikliğin olduğu bir rahatsızlıkta bu değişiklikten sorumlu olan insanlar arasındaki farklılıklar. Fakat bunların tamamının genetik farklılıklar olduğunu söylememiz bence doğru olmaz. Tabii ki bunun bir kısmı genetik farklılıklardan geliyor ve bu üzerinde çok yoğun olarak çalışılıyor. Yani şu anda büyük işbirlikleri, uluslararası konsorsiyumlar bütün hasta materyallerini ve bilgisini inceleyip, yani insanlar arasındaki genetik değişikliklerle hastalığın seyri arasında bir ilişki var mı yok mu, bu konu araştırılıyor. Fakat bunun hastalığın idaresi, yönetimi, ilaç seçimi açısından henüz uygulamaya girmiş kesinlikle bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Yani bulunmuş bazı genetik değişiklikler var. Örneğin bunların birçoğu immün sistemle, yani savunma sistemiyle ilgili. Örneğin interferon cevabında zafiyet olanlarda daha ağır seyredebiliyor. Veya bazı immün aracıların yüksek oranda üretildiği durumlarda ağır seyredebiliyor. Hatta buna dayalı olarak denenen bazı ilaçlar da var. İşte yapay zeka ve bu tür bileşik ilaç kullanımlarını test eden. Fakat şu anda ben bir test yapalım, buradan kliniğin seyrini belirleyelim veya ilaç seçimlerini ona göre yapalım diye bir uygulamayı bilmiyorum. Yani Amerika'da böyle bir uygulama yok. Yok. Sözünü ettiğiniz kampanyalardan da bilgi sahibi değilim. O yüzden daha fazla yorum yapmamamda fayda var diye düşünüyorum. Ama bu söylediğiniz aslında buna da cevap veriyor. Fakat dediğiniz şey önemli. Başından beri hep bunu konuşuyoruz zaten. Kimi zaman 80-90 yaşında, hatta kronik hastalığı olan biri çok hafif geçiriyor. Kimi zaman da genç yaşlarda 3 kardeş aynı aileden. Hatta kardeşler, ana baba hayatını kaybedenler ne yazık ki oldu. Böyle olunca da acaba COVID-19'u şiddetli geçirenlerin genetik yapısında bir ortaklık var mı sorusunu soruyoruz. Araştırılan da bu anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Yani bulgular da var. Bu boş bir alan değil. Örnekler de verebilirim. İşte mesela lütfen, interferon molekülünün bağlandığı hücre zarındaki proteinlerde değişiklik görülebiliyor. İnterferon vücudun virüse karşı kullandığı ilk silahlardan biri. Dolayısıyla bu silah zayıfsa virüsün daha güçlü bir tablo ortaya çıkarması mümkün. Örneğin TIK2 gibi, CCR2 gibi savunma hücrelerinin salgıladığı bazı silahlar var. Bir takım genetik yatkınlığı olan kişilerde bu silahlar çok fazla miktarda ateş edebiliyor. Bu fazla miktarda, yani uygunsuz bir savunma cevabı verildiğinde de bildiğiniz gibi işte bu sitokin fırtınası denen veya vücudun kendi kendine verdiği tahribatın yükseldiği durumlar ortaya çıkabiliyor. Hatta çok ilginç yaklaşımlar var. Örneğin bu TIK2 geni bulunduğu zaman buna karşı başka bir amaçla geliştirilmiş bir ilaç var. Hali hazırda kullanılan. Acaba bu ilaçtan istifade edilebilir mi? Veya mevcut olan işte Remdesivir gibi ilaçlarla birlikte kullanılsa daha etkili olabilir mi diye çalışmalar yapılıyor. Veya virüsün hücrelere girerken kullandığı kilit proteininin bağlandığı ACE2
genelinde değişiklikler olabiliyor. Yani bunlar ortaya çıkıyor. Fakat henüz uygulamaya girmiş ya da bir çığır açıcı diyebileceğimiz bir süreçten söz etmek mümkün değil. Evet, kısa vadede tabii biz aşılarla, koruyucu önlemlerle bu salgını önlemeye çalışıyoruz ama dediğiniz çalışmalardan belki de bütün bu gidişin seyrini değiştirecek bir sonuç da çıkabilir. Tabii ki. İnsanlar dediğiniz gibi genetik yatkınlığı var mı yok mu gerçekten doğru yöntemlerle bunu anlayabilirler. Şimdi mutasyonları konuşuyoruz. Üç mutasyon özellikle dikkat çekiyor. Aşılar ne kadar etkili? Bununla ilgili yine en son Pfizer'den de bir açıklama geldi. Ve Türkiye'de de varyantın görüldüğü kişiler izole tutulmaya çalışılıyor ki bu mutasyona uğrama olasılıklarının önüne geçilebilsin. Bu virüs hep kendi lehine mi değişir? Ya bu mutasyonlar salgını durdurmaya da yaramaz mı? Siz ne bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde bu salgının seyriyle ilgili? Doğru. Mutasyonlar şu anda yani bütün bilimsel camiayı, tabii genel toplumu da çok ilgilendiren bir konu. Mutasyonlar hızla birikiyor. Bunu biliyoruz. Yani kesin olarak söylememiz gereken bir şey varsa bu mutasyonların sayılarının arttığı ve hızla biriktiği. Bu zaten beklenmedik bir olay değil. Aslında bu virüs, yani SARS-CoV-2 çok hızlı mutasyona uğrayan bir virüs değil. İşte 30 bin harf var zaten genetik kodunda. Bazı işte hesaplar var. Ona göre her ay iki harfinde mutasyon olma olasılığı var. Böyle hesaplarsanız örneğin mevsimsel grip, influenza bundan iki kat daha fazla mutasyon sıklığı gösteriyor. AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü bundan 4 kat daha fazla mutasyon gösteriyor. Yani çok muazzam mutasyon hızı olan bir virüs değil. Fakat aslında biraz şanslıyız yani bu durumda. Belki de tam aşılar çıkacakken daha büyük değişimlere uğrasaydı bu yolu da alamazdık bu durumda. Ya fakat ya işte maalesef oradaki ona karşılık gelen de çok sayıda bu virüsün ortalıkta dolaşıyor olması. Yani mutasyonun olabilmesi için virüsün ne kadar çok insanda dolaştığı, kendini ne kadar çok kopyaladığı belirleyici bir faktör. Çünkü her kopyalamada bir hata oranı var. Dolayısıyla kopyalama sayısı arttıkça, yani milyonlarca, milyarlarca kere kopyalandığında o düşük olan mutasyon hızı çok anlamlı hale gelebiliyor. Dolayısıyla bu tabii yani önemsememiz gereken bir konu. Fakat belki orada iki kategoride söyleyebilirim. Yani endişeler var, bir de efsaneler var. Yani belki her ikisinden de bahsetmek lazım. Lütfen. Yani örneğin endişeler bazı mutasyonların bulaşma hızının daha güçlü olduğu. Örneğin işte İngiltere'den çıkan bu B117 mutasyonu. Bunun da şu anda kullanılan ölçüm genellikle bu varyantın daha baskın hale gelip gelmediği yeni çıkan enfeksiyonlar arasında. Fakat bu çok zor bir şey. Yani epidemiyoloji çalışanlarına, toplum sağlığıyla ilgilenenlere, genetikçilere sorarsanız yani bunda kesin sebep sonuç ilişkisini oluşturmak çok çok zor bir konu. Çünkü aynı toplumlarda önlemlerin de ne derece sık olduğunu gözlemlememiz lazım. Yani artışın hızının tamamen bu mutasyona bağlı olup olmadığını kesin olarak söylemek güç. Ama şu anda çok veri var. Bazı mutasyonlar bulaşma hızını arttırabiliyor. Bu doğru. İkincisi hastalık seyriyle ilgili. Yani daha ağır seyredebilir mi veya daha hafif seyredebilir mi? Her iki senaryo da mümkün. Şu anda bununla ilgili bilgilerde de çok kesin olarak şu mutasyon, örneğin Brezilya'da çıkan P1 mutasyonu gibi veya Güney Afrika'da çıkan İşte B1351 mutasyonu gibi bunların daha ölümcül, daha ağır seyrettiğine dair kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla bu olasılık var. Fakat bunu kesin olarak söylememiz mümkün değil. Fakat endişe verici özellikle bu B351 varyantı, P1 bir de yeni çıkan birkaç mutasyonu bir arada tutan virüsler var. Böyle bir endişe var. Üçüncüsü yine endişe olarak vücudun savunma sisteminden kaçabilecek mi bu mutasyonlar? Dördüncüsü de aşılardan kaçacak mı? Yani esasında belki de insanların en çok merak ettiği şey aşılardan kaçış olacak mı? Yani isterseniz oradan cevaplamaya başlayayım. Lütfen.
Aşıların bununla ilgili çok söylem var. Fakat yani sonucu baştan söylersem, şu anda kullanılan hemen hemen bütün aşıların, ki 8 tane aşı oldu, belki 9 da olmuştur, yani çok yakın takip etmedim. Evet. Yani her gün yeni bir aşı onaylanıp gündeme giriyor. Bu 8 aşıya bakarsak, bunların 8'ine karşı da mutlak aşıdan kaçış mutasyonu gerçekleşmedi. Yani böyle bir durum yok. Fakat bazı aşılar için etkinliğin düşmesi söz konusu. Bu da test ortamında, yani aşının hastalığı önleme etkinliğinde bir azalma meydana gelebiliyor. Burada araya gireceğim bu etkinlikle ilgili. Çünkü pek çok kişi, yani aşı olacak insanlar toplumda diyor ki beni ölümden koruyorsa daha ne olsun? Ama bilim insanları bu etkinlik üzerine çok odaklanıyorlar. Şundan mı? Yani koruyuculuk az olduğunda bu virüs dediğiniz gibi daha çok kopyalanır, dolaşır ve mutasyona uğrar. Covid-20'ler, Covid-21'ler mi çıkar karşımıza? Bu nedenle mi önemseniyor? Ya bunların ikisi de çok önemli. Birinci söylediğiniz çok önemli ve ben de öyle düşünüyorum. Yani bir aşının güçlü bir silah olup olmamasındaki en önemli gösterge ağır hastalıktan koruyor mu, ölümlerden koruyor mu? Yani bugünkü bütün aşı programlarına bakarsak, neredeyse aşılanan grupta hastaneye kalkacak derecede ağır hastalık veya ölüm oranı sıfır. Dolayısıyla bu yani müthiş bir başarı profili. Dolayısıyla uygulama için bu etkinlik düşüşlerinde şu anda uygulama yapılan sahalarda çok büyük bir endişe kaynağı olarak bakmaya gerek yok. Fakat bunun tabii ki bilimsel camiada takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bunun pek çok sebebi var. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz. Virüslerin tabii evrimleşmesine katkıda bulunan ikinci faktör, birincisi ne kadar kendilerini kopyaladıkları dedik. Dolayısıyla salgını kontrol edemezsek, o zaman mutasyonların ve yeni mutasyonların çıkmasına da sebep olacak bu hızlı yayılım. İkincisi de bir baskı geldiği zaman, yani virüs mesela serbestçe dolaşıp herkesi enfekte ederken, mutasyona uğrama olasılığıyla üzerine bir seçici baskı konduğunda mutasyona uğrama olasılığı çok farklı. Yani seçici baskı her zaman mutasyonun hızlanmasına, artmasına sebebiyet veriyor. Ne demek seçici baskı? Seçici baskı yani kısmi olarak virüs üzerine baskı yapan bir sistem olursa belli bir etkinlik derecesinin altına düştüğünde o zaman öyle bir endişe var. Bunun bir seçici baskı haline gelebileceği. Fakat şu anda böyle bir durum yok. Ama bu mümkün. Yani hem bizim savunma sistemimizden kaçacak mutasyonlar olabilir. Aşılardan kaçacak mutasyon da olabilir. Fakat şu anda bununla ilgili bir bulgu yok. Evet. Aşılardan mutlak kaçış diye bir şey söz konusu değil. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü çok dolaşıyor. Hem sosyal medyada hem basında. Bu endişeler hatta bazı aşı karşıtı söylemleri de körüklemekle kullanılabiliyor. Onun altını çizerek söylemek istiyorum. Yani şu andaki Türkiye'de aşı profili son derece başarılı. Özür dilerim, lafınızı böyle konuştum. Hı-hı. Türkiye'de hep Çin aşısı deniyor şu an uygulanan Hı-hı. Sinovac aşısına. Bilim insanları işte bu yüzdelerle ilgili farklı farklı tartışmalar, yorumlar var ama mutlaka aşınız olun diyorlar. Bugünlerde de hızlandı yine aşıların yapılması 65 yaş Hı-hı. üzerine de. Bu konuda tereddüt yaşayanlara ne dersiniz ekran başındaki izleyicilerimize? Ya Sinovac aşısıyla ilgili ya tabii ki yine en son söyleyeceğimi ilk önce söylersem evet gitsinler ve aşılarını olsunlar. Yani şu anda bu aşı mevcut. Yani başka aşılar da elimizde olsaydı tabii çok daha tercih edilen bir durum olacaktı. Bu da yani birincisi şu anda bildiğimiz kadarıyla ki hakkında en az şey bilinen bu kadar yaygın uygulanan aşı bu aşı. Dolayısıyla bildiğimiz kadarıyla etkinlik profili diğer aşılar kadar güçlü değil. Fakat biraz da şımarmış durumdayız. Çünkü ilk çıkan aşılarda hiç görülmemiş derecede bir etkinlik düzeyi var. Yani %95'in üzerinde etkinlik gerçekten müthiş bir profil. Pek çok aşıda olmayan bir özellik. Örneğin influenza aşıları %40, %60 arası etkinlik gösteriyor. Evet. Dolayısıyla buradaki endişe etkinlik değil. Uygulanan insanların ne kadarında koruyucu cevabın olacağının ölçülmesi, belirlenmesi. Dolayısıyla daha bilime dayalı, veriye dayalı kararı vermenin mümkün olması
Bir de mutasyonlardan söz ettiğimiz için onu da belirlemek lazım. Henüz bu aşının yaygın olan virüs mutasyonlarına karşı davranışının ne olduğu hakkında bilgi yok. Bence ülkemizde bu kullanıldığı için bu çalışmaların mutlaka yapılması lazım. Yani bu aşının ana virüsle yeni doğan çocuklara karşı etkinliğinin nasıl olduğunu, profilini koruyup korumadığının ölçülmesi lazım. Yani buradaki sıkıntı, benim sıkıntı duyduğum şey bilginin henüz eksik olması, yeterince çalışmanın şeffaf olarak ortada olmaması. Evet, bir de obezite ve diyabet üzerine çalışmalarınız var sizin. Uzun zamandır üzerine odaklandınız. Biraz vaktimiz az kaldı ama onu sormadan geçmek istemiyorum. Ne hedefliyorsunuz bu çalışmalarla ve obezitenin ve diyabetin COVID-19'la bir ilişkisi var mı? Nasıl etkiliyor? Ya var. Aslında iki şey daha söyleyip öyle geçebilir miyim soruya? Çünkü efsanelerle ilgili iki şey daha vardı aklımda. Doğru. Yeni dolayı. Onlardan bir tanesini siz sordunuz zaten. Bu virüs kendi kendini yok edebilir mi diye. Bu da efsane görüşlerden bir tanesi. Tabii böyle bir, yani biyolojik prensiplere ve evrim prensiplerine göre düşündüğümüzde böyle bir olasılık yok. Yani virüs kendini bitirdiğinde zaten üreme şansı kalmadığı için orada, yani nerede öldüyse orada kalacak. Yaşayanlar çoğalmaya devam edecek demek. Bir de son zamanlarda bir bilgi dolaştığını gördüm. Çocuklar ve gençlerde daha çok hastalık yapıyor diye yeni varyantlar. Bu da doğru değil. Yani bununla ilgili de yeni JAMA'da bir yayın çıktı. Onu da yanlış olarak kayda geçebiliriz. Sorunun cevabına geçmeden yalnız şimdi ekrana geldi. Bilmiyorum görüyor musunuzdur? Bugünün verileri hızlıca onu da seslendirelim. 7763 vaka var, dün 7500'lerdeydi. Bir miktar yine artış var. 129.630 test yapılmış ki önceki günlere göre daha düşük. Ve bugün 97 kişiyi kaybettik ülkemizde COVID-19 nedeniyle. Siz obezite-diyabet ilişkisiyle ilgili tam cevabınıza geçiyordunuz. Buyurun. Evet. Yani orada üç tane belki başlığı kısaca söyleyebiliriz. Bu, yani salgının başından beri ve hatta daha önce olan bu virüsün akrabalarıyla meydana gelen işte SARS ve MERS salgınlarından da bildiğimiz yüksek risk grubunda şişmanlığın ve diyabetin çok önemli bir rol oynadığı. Şu anda da bütün dünyada hem erken dönem çalışmalarında hem şu anda hem hastalığın ağır seyri hem de ölüm oranlarının en yüksek görüldüğü grup şişman ve diyabetik grup. Birinci önemli nokta bu. Evet. İkincisi çok ilginç, yani hastalıkla ilgili daha çok şey öğrendikçe COVID geçirenlerde özellikle seyrin biraz daha ağır olduğu hasta grubunda her 7 hastadan bir tanesinde diyabet ortaya çıktığını ileri süren yayınlar çıkmaya başladı. Yani COVID'in kendisi diyabeti tetikleyen, diyabetin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilecek bir etkiye sahip. Bu tabii çok önemli ve endişe verici bir durum. Çünkü şu andaki enfekte olmuş insan sayısını düşünürsek dünyada muazzam, eğer bu bulgular doğruysa diyabet oranlarında ve metabolik hastalık oranlarında da muazzam artışlar olabileceği öngörüsü var. Ve bu bana çok endişe veriyor. Üçüncüsü de daha dün yayınlanan bir yayından bahsedeyim. Orada da şişman olanlarda, yani virüs yükü ve yaşla beraber şişman olanlarda süper yayıcı olma, yani virüs partiküllerini dağıtma kapasitesinin de daha yüksek olabileceğine dair bir yayın çıktı. Yani dolayısıyla salgının kontrolüne bağlarsak tekrar geri, yani metabolik sağlığın öncelikli olarak korunması salgının kontrolü için de çok önemli bir konu ve ihmal edilmemesi gereken bir konu. Belki onun altını çizebilirim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Vaktimizin sonuna geldik ne yazık ki. Dilerim başka bir yayında belki yine diğer detayları da konuşuruz. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, sağ olun katkınız teşekkür için. Ederim. Harvard Üniversitesi Metabolizma ve Genetik Hastalıklar Uzmanı Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil ile bu konuyu konuştuk. Şimdi bir araya gidelim.